Ömer Üründül şimdi kim kazandı? 3 Temmuz sürecinden sonra gittikçe artan ve bir türlü önlenemeyen futbol terörü ligin daha 5. haftasında bütün çirkinliğiyle yine sahne aldı. Maalesef alınan hiçbir tedbir çare olmuyor. Bilet kontrol sistemine, kameralara, en önemlisi de 6222 sayılı kanuna rağmen futbolda şiddet azalacağına artıyor. Bu konudaki görüşlerimi yeri geldikçe vurguladım. Başta medya olmak üzere futbolun içindeki tüm birimlerin üzerlerine düşeni tarafsızlık ilkesiyle yerlerine getirmeleri lazım. Bu tip olayları yapanlar bize uluslararası alanda büyük darbe vuruyorlar hem de takımlarına büyük zarar veriyorlar. Ülkemiz için çok önemli olan 2020 Olimpiyatlarını kaybetmemize çok üzüldük. Bu gerçekleşmeyince teselli olarak Euro 2020'nin yarı finallerine ve finaline olimpiyat tadıyla aday olduk. İşte olimpiyat stadında dünyaya haber olan futbol terörü. Beşiktaş yeni hocası yeni akılcı transferleriyle ve kimsenin bu kadar kısa sürede beklemediği başarılı bir performansla lige başladı. Derbiler her zaman üç neticelidir. Kaybetse dahi yine yoluna devam edecekti. Şimdi ne oldu? Yönetimin, teknik heyet ve futbolcuların morali sıfır oldu. Hükmen yenik sayılacak. Kim bilir evinde kaç maç boş tribünlere oynayacak. Yazık değil mi? Taraftar takımı yenildiği zaman mutlaka üzülür ama her zaman söylüyorum, futbolun bir oyun olduğu asla unutulmamalıdır. Pazar gecesi hakem hatası ve Melo'nun yaptığı gereksiz çirkin hareket bu olayların çıkması için kesinlikle mazeret olarak kabul edilemez.